Böyle olur mu? Neye amin diyeceğiz? Neye amin demeyeceğiz? Yani anlamadığın şey, ben niye el kaldırayım da amin ve sakana ve sukana, ne sakana sukana, kaç kişi anlıyor lan bunu? Türkçesini okusana, burada herkes Türkçe biliyor ya. Hala yani bizim arkadaşlarımızda da bu rahatsızlık var. Beyler, eğer söyleyeceğiniz bir dilde Kürtçe bir söz mü naklediyse, herkes Kürtçe anlıyorsa nakledin. Allah rızası için. Tamam mı? Hiç itiraz etmiyorum. Kürtçenin, Türkçenin, Arapçanın birbirine dayılığı, amcalığı yok. Ama bir şeyi yalnız siz biliyorsunuz da başkası bilmiyorsa, varsayalım ki ben Fransızca bilsem de söyleyeceğim laflarına böyle Fransızcasını söylesem ne anlamı var bunun? Hiçbir anlamı yok. Üstelik de insanları komplekse kaptırıyor. Yani işte biz bilmiyoruz, o biliyor. Daha peşine bunu mu kabul ettirmek istiyorsun? Şu vaaz üslubundan kurbanınız olun, ruhban üslubundan kurtulun ya. Türkçesini konuşun. Kaç kişi Arapça biliyor şurada? Kaç kişi belki. Yani 10 tane, 50 tane, 100 tane ayeti Arapçasını hıfzından okumak demek, Arapça bilmek demek de değil ayrıca. Değil mi? O zaman niye? Biz bari yapmayalım bunu ya. Yani bu komplekse biz bari kendimizi kaptırmayalım. Yani anlaşılır olmak söz konusu diyoruz. Biz de vaazlar gibi evvela Arapçasıyla başlıyor. Hiç manası yok bunun. Halkı mı etkilemek istiyoruz? Bu demagogluk oluyor işte demin okuduğum tanıma göre. Halkın peşin ön yargılarından ve birikmiş kültüründen yararlanarak halka önderlik etmeye kalkın. Hiç anlamı yok. Peygamber'e hiçbir peygamber kavmine yabancı dilden konuşmadı beyler. Hiçbir peygamber kavmine yabancı dilden konuşmadı. Kendi kavminin diliyle konuştu. Allah'ın sünneti bu. Onun için siz de kendi kavminize o kavmin anlamadığı dilden konuşmayın. Arar, sorar, tahkik eder, o zaman başvurun. Hay hay, işte Arapçası nerede? Ha, Arapçası burada. Baş üstüne bir şey demiyoruz. Ama Türkçe biliyor, Türkçe konuşuluyorsa şurada herkes Türkçesini söylesin bunu. Yani Kürtçesini veya Arapçasını söylemenin hiçbir anlamı yok.